İyi günler efendim. Oho Peter Bey, lütfen içeri gelin. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. İravati, Minu, Anandi, Peder Bey geldi. Çabuk olun. İyi günler Peder Bey. İyi günler. İyi günler. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İyi günler. Peder Bey, kızımızın nişanı için uğurlu bir tarih belirlediniz mi? Evet. Sanchi, uzun bir aradan sonra mutluluk ilk defa kapımızı çaldı. Ama Cagu yeğeninin isim töreninde burada olmayacak canım. O gün içinde uğurlu bir an yok maalesef. Bir daha bakmakta ne zarar var ki? Tanrım lütfen. Umarım beni herkese açık etmez. Ayın 16'sı için ona rüşvet verdiğimi söylemez. Hala ayın 17'si derse ne yaparım ben? Evet efendim. Bu ayın 16'sı bu tören için en uygun gündür efendim. Tamam. 16'sı mı? 16'sı sadece uygun bir gün değil, bu ayın en uğurlu günü ayrıca. Zaten sonrasında 4 ay boyunca tek bir uğurlu gün bile yok efendim. Yani sonrasındaki 4 ay boyunca gençler hiçbir adım atamazlar, öyle mi diyorsun? Evet efendim. Oo. Minu, Anandi, ne diyorsunuz? Ayın 16'sı iyi mi? Yoksa size çok mu erken? Bence değil. Hem Peder Bey ne derse o. Bence uygundur. O halde karar verildi. 4 ay daha beklemeye gerek yok. Ne dersin Anandi? Kesinlikle haklısın. Ayrıca bütün hazırlıklarla ben ilgilenirim. Siz hiç merak etmeyin. Elbette. Ayrıca biz de varız burada değil mi? Bu evin bir erkeği var değil mi? Biz de yardım ederiz. Her şeyi dört dörtlük hallederiz biz. Değil mi beyler? Elbette. Peder Bey, müsaadenizle şunu takdim edeyim. Zahmetiniz için. Eksik olmayın. Sizi yürekten tebrik ediyorum. Tebrik ederim canım. Teşekkür ederim anne. Biliyorum canım. Bu haberi vakit geçmeden Jagdish'le paylaşmak istiyorsundur. Ama Sanchi, ona şimdilik bir şey söyleme. Ben önce evin büyükleriyle konuşayım, tamam mı? Alo? Anandi, ben Badami. Biz hepimiz burada hazırız. Seni bekliyoruz. Geliyorsun değil mi? Evet Badami, geliyorum. 15 dakika sonra orada olurum. Tamam mı? Çandan'ın mahallesinden aradılar. Sana söyledim biliyorsun. Bugün beni bekliyorlardı. O yüzden benim gitmem lazım. Tamam canım, olur. Arabayı sen al. Ve dikkatli sür. Tamam. Anne ben... Haberim var canım. Çok asil bir iş yapıyorsun. Tanrı her adımda yardımcın olsun. Sağ ol anne. Dost. Teşkilatımızın ismi bu olacak. Hepimiz birbirimize destek olacak. Haklarımızı almak için gerçek dostlar gibi omuz omuza savaşacağız. Bu kolay bir mücadele olmayacak. Üstümüze gelecekler. Bize baskı yapacaklar. Amacımıza ulaşmak için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hiç kimseye bağımlı olmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir daha dilenci durumuna düşmeyeceğiz. Kendimizi geliştireceğiz. Sadece bedenen ve ruhen değil, ekonomik anlamda da özgür bireyler olacağız. Ne diyorsunuz? Bu mücadeleye hazır mıyız? Sözleriniz gerçekten cesaret verici hanımefendi. Ama bunu nasıl yapabiliriz ki? Cebimize topu topu 3-5 rupi para giriyor. Evi idare etmeye bile yetmiyor. Size hak veriyorum fakat lafla karın doymuyor maalesef. Bu yüzden kararlı olmamız gerek. Bir hayaliniz varsa peşinden gitmelisiniz.
Çünkü ancak o zaman gerçeğe dönüşür. Haftada bir kurulan pazardan haberiniz var mı? Ben söyleyeyim. Bu bahsettiğim haftada bir gün kurulan bir pazar. Yani ayda 4 gün. Dükkanları olmayan insanlar mallarını oraya götürüp o pazarda satıyorlar. Bu her hafta yaptıkları bir şey. Ben de aynı şeyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Günlük hayatta kullanılan birçok şey var. Özellikle de ev işlerinde kullanılanlar. Bu her şey olabilir. Mesela kese kağıtları, gaz yağı lambaları, bez bebekler, ne olursa. Mesela Diwali gibi bayramları özel mumlar da yapabiliriz. Raki bayramı çok yakın mesela. Rengarenk rakiler yapar, onları pazarda satabiliriz. Demek istediğim, her bayram için bir şeyler üretebilir, bunları pazarda satabiliriz. Ben sebzeli ekmek yapabilirim. Olur değil mi? Tabii ki olur. Hepinizin iyi pişirdiği bir şeyler vardır. Ama bir şeyi sakın aklınızdan çıkarmayın. Hiçbiri çabuk bozulan şeyler olmamalı. Çünkü bu pazar haftada bir gün kuruluyor. Tamam, anladım. Ama ben bir evde hizmetçilik yapıyorum. Pazar kurulan günlerde orada olmaya mecburum. Gitmemezlik edersem hanımım bunu maaşımdan düşecektir. O zaman size şöyle söyleyeyim. Pazarda her birinizin cebine giren para 1500 rupiden az olmayacak hanımlar. Bir günde 1500 rupi mi? Evet. Bunun çok fazlası da olabilir. Bu hepimizin işi ne kadar sıkı tutacağına bağlı. Sen de hanımınla konuşabilirsin. Pazarın olduğu gün evde yapacağın işleri bir gün önce veya sonra yapabileceğini söylersin. Bir orta yol bulunur. İstersek bir çözüm buluruz. Bu çok zor olmamalı, öyle değil mi? Özür dilerim efendim. Maalesef biraz geç kaldım. Çocukların karınlarını doyurmam gerekti. O yüzden... Önemli değil Çanda. Ben de komşularına ve arkadaşlarına pazarda çeşitli ürünler satabileceğinizi anlatıyordum. Bu fikir hepsinin aklına yatmış görünüyor. Çanda çok iyi lado yapar hanımefendi. Ne oldu Çanda? Her şey yolunda değil mi? Yani kocanla... Yine meyhaneye gitti efendim. Çocuklarımın üzerine yemin ederim. Bir daha asla bu hataya düşmeyeceğim. Gerçekten. Çanda'yı artık hiç üzmeyeceğim. Ama çocuklarının üzerine yemin etmişti. Bunu ne nasıl... olmuş yemin etmişse? Onlar için fark etmez. Çocuklar umurunda değil. Ölseler aldırmazlar. Bu her evde olan bir şey hanımefendi. Hepimizin kocası aynı. Hepsi sabah akşam orada. Hiçbiri meyhaneden çıkmıyor ki. Söz verseler ne olur? 2 dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Onlar için sözün önemi yok, laf anlamazlar. O halde onlara sözlerini hatırlatacak bir ders vermek gerek. O zaman akılları başlarına gelir. Onlarla konuşmaya çalışmanın faydası yok. Sözden anlamazlar. Anlayacaklar. Bu defa mutlaka anlayacaklar. Çünkü bu defa onlara öyle bir ders vereceğiz ki anlamaya mecbur kalacaklar. Bak bakalım Manu, sağlığın yerinde mi görelim? Aferin. Hadi. Ha Sanchi. Yine çok meşgul olduğun için. Bu yüzden arayamadın değil mi? Evet Sanchi, muson mevsimindeyiz. Salgın hastalıklar fazla. Bu bölgede başka hastane de yok. Herkes buraya geliyor. Telefon. Manu, konuşuyorum ama. Yanındaki kim? Manu mu? Evet kanka, Manu burada kalıyor. Personel evinde. Anlaşılan seninle biraz vakit geçirebilmek için hastaneye yatmak tek çare benim için. Umarım hiçbir zaman hastalanmazsın Sanchi. Sağ ol. Biliyor musun Jagdish, ben çok sevinçliyim. Seninle bir şey paylaşmak istiyorum. Ne oldu? Biliyorum canım. Bu haberi vakit kaybetmeden Jagdish'le paylaşmak istiyorsundur. Ama Sanchi, ona şimdilik bir şey söyleme. Ben önce evin büyükleriyle konuşayım. Yakında nişanlanacağımızdan bahsediyorum. Sen de heyecanlı mısın? Yapacak bir sürü hazırlık var. Alışveriş, dost ve akrabalar için davetiyeler falan. Evet Sanchi, çok iş var. Ama ben Mangalore'a gideceğim.
Bunları döndükten sonra planlarız, tamam mı? Mangalore mu? Evet, Ganga orada bir hemşirelik kursuna gidecek. Ben de onları oraya götüreceğim. Ne zaman gideceksin? Ayın 16'sında. Birkaç güne dönmüş olurum. Jagdish, Ganga'yı oraya senin götürmen bu kadar önemli mi? Demek istediğim, kendi başına da gidebilir, değil mi? Sanchi, benim de orada olmam şart. Onun için yeni bir yer. Ve yalnız değil. Manu da var. Tek başına nasıl idare etsin? Anlıyorum Jagdish ama... Hayır Sanchi. Ben izah ettikçe sen soru sormaya devam edeceğin için bu konu uzar gider. Bu benim aldığım bir karar. Ve ben aldığım bir kararı kimseye onaylatmam. Bunu artık anla lütfen. Benim de kendimce doğrularım var, tamam mı? Ben kendime kimseye müdahale ettirmem. Neyse, sonra konuşuruz, hadi. Biliyordum Jagdish. Beni dinlemeyeceğini biliyordum. Ama Ganga için bana bu kadar kaba davranman... Bunu hiç beklemiyordum. Bu yaptığını hiç unutmayacağım. Zamanı gelince sana hatırlatacağım. Sen bir başka kadın için beni ezdin. Beni görmezden geldin. Mangalore yolculuğuna gelince... Oraya asla Ganga ile gidemeyeceksin. Benim zaten bir planım var bile. 16'sında nişan törenimiz var. Sen de ne olursa olsun gelmemezlik edemezsin. Arkadaşlar hadi, yiyecek bir şeyler söyleyelim. Ne var? Söyler misin sen bana niye öyle bakıyorsun? Gel buraya. Gelsene. Yahu bu benim karım. Karımın burada meyhanede ne işi var? Benimki de. Evet bu o. Garson kardeş, bize şöyle masayı donat. Eksik bir şey kalmasın. Unutma, acılı olsun. Bu önemli. Hadi. Hadi sene. Çanta. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne diye buraya geldin? Neye benziyor? Ben de size katılıyorum. Sen aklını mı kaçırdın? Bu yaptığın hiç yakışık alıyor mu senin? Söylediğin gibi bana yakışmıyor. Ama erkek bunu yapınca bir sorun yok, öyle mi? Bu hangi kanunda var? Hadi gel, yanıma otur. Birlikte devam edelim. Bu daha keyifli olur. Kes sesini kadın! Kalk! Kalk diyorum sana! Duydun mu beni? Yoksa ben zorla kaldırırım. Kalk! Dur biraz! Bırak onu! Sana bırak onu dedim. Sen kimsin ki ona karışıyorsun? Ben onun kocasıyım. O da benim karım. Sahi mi? Karın olarak sana engel olmak için çok çalıştı. Her şeyi yaptı. Peki sen vazgeçtin mi? Hadi söylesene. Hayır ha? Ona engel olma hakkını sana veren kim? Ortalığı karıştıran bu kadındı arkadaşlar. Kendini sosyal hizmet görevlisi falan sanıyor. Eve git çabuk! Ne yapsam başına? Ben bir yere gitmiyorum. Kalk dedim sana, kalk! Çekil. Durun, bir dakika durun.
Ne oluyor burada? Çekil. Nedir bu rezillik? Derdiniz de sizin, he? Bununla işime zarar veriyorsunuz. Hadi. Hey, siz de. Terk edin burayı, hadi dışarı. Biz burada müşteriyiz. Tıpkı diğer müşterilerin gibi. Bizden buradan gitmemizi nasıl isteyebilirsin? Biz de onlar gibi müşteriyiz. Parasını da ödeyeceğiz. Bir yere gitmiyoruz. Evet, biz gitmiyoruz. Bakın bayan, bu kadınların aklını siz çeldiniz. Anlaşılan o ki onların liderisiniz. Ama burada işimi baltalıyorsunuz. Belli ki sosyal bir görev üstlenmişsiniz ama yeri burada değil. Bunu dışarıda yapın, gidin. Gitmezsiniz. Bizi zor kullanmaya mecbur edersiniz. Sizi biz dışarı atarız. Bunu ne cüretle söylersin sen? Bizi zorla dışarı atmak ha? Hiç durma. Yap o zaman, biz de görmüş olalım. Kimse yerinden kalkmasın. Bakalım bizi atmaya gücü yetecek mi? Hiç mi utanman yok senin? Kadının yeri sadece evi olmalıdır. Ama siz ne yaptınız? Toplanıp buraya geldiniz. Bütün sınırları hiçe sayarak utan. Güzel. Çok güzel. Bu haldeyken bile kadının sınırlarını hatırlamayı akıl edebildin. Ama karına ve ailene olan yükümlülüklerinin hiçbiri aklına bile gelmiyor. Bundan kimin utanması gerek? Erkekler mi? Kadınlar mı? Hey, yeter artık. Hadi kalkın, gidin buradan. Dışarı. Hadi. Hayır, çıkın. Kalkın diyorum, hadi. Hepiniz biliyorsunuz. Yürüyün hadi. Hayır, karışamazsınız. Dışarı. Çekilin. Tamam mı? Hey. Hayır. Hadi dışarı. İyi misin? Dışarı. Dışarı dedim hemen. Terk edin burayı. Bu ne cüret? Ona nasıl vurursun sen? Bizi zayıf ve çaresiz sanıyorsunuz değil mi? Al sana. Vurun kızlar, vurun. Gözünün içine bak. Daha sert vurun. Vurun dedim size. Hadi. Durun, yapmayın. Ayak, lütfen vurmayın. Neler oluyor burada? Durun. Kesin şunu. Vurun diyorum, yoksa hepinizi tutuklarım. Durun, yeter. Yeter. Komiser bey, bunların hepsini tutuklayın. Buranın sahibi de bizi buradan zorla çıkarmaya kalktı. İtiraz edince de kaba kuvvete başvurmaktan çekinmedi efendim. Bize el kaldırdı. Hayır, bizi değil kadınları tutuklamanız gerekiyor. Ben burada para kazanmaya çalışıyorum. Onlar işimi sabote ediyorlar. Kes! Derdini karakolda anlat. Sorgulamada kimin suçlu olduğu ortaya çıkar nasılsa. Bu konu açıklığa kavuşana kadar da bu iş yeri kapalı kalacak Ragol. Hepsini alın bunları. Hayır, ama... Yürü. Burayı da hemen mühürleyin. Hayır, buna izin veremem. Burası benim dükkanım. Fazla konuşma, yürü. Hadi götürün hepsini. Hayır, durun. Çabuk. Hayır. Boşaltın burayı, çabuk. Hayır, yürü. Hadi. Çabuk. Bırakın. Hadi. Boşaltın burayı. Fazla konuşma, çabuk. Kes sesini, yürü. Hadi. Yürü. Hadi. Anlıyorum elbette ama bu konuyla ilgili tek başıma karar almam mümkün değil. Önce herkesle konuşayım, sizi geri ararım. Tamam mı? İyi günler. Dediğine göre Peder Bey, Jagdish ve Sanchi'nin nişan töreni için en uygun günün bu ayın 16'sı olduğuna karar vermiş. 16'sı mı? Ama anne, Jagu o gün Mangalore'a gidecek. Biliyorum. Ama bunu onlara söyleyemezdim. Jagu o gün Ganga'yla Mangalore'a gideceği için nişan olmaz diyemezdim. O gün Jagu'nun şehir dışında olacağını söyleyelim. Çok önemli bir iş için. Onlar başka bir şey önerdi mi anne? Başka uygun gün var mı? Sanchi'nin annesine göre 16'sından sonra 4 ay boyunca uğurlu bir gün yokmuş. Ama anne, ayın 16'sında bebeğin isim töreni de var. Bu hiç sorun olmaz oğlum. Bebeğin isim törenini sabah erkenden halleder. Sonra işe koyuluruz. Birkaç saat içinde hazırlıkları tamamlar, akşam nişanı yaparız. Ama Jagdish burada olmayacağı için bunu yapmamız mümkün değil. Ama anne, nişan için bir 4 ay daha bekleyemeyiz ki. Hem madem ayın 16'sı en uğurlu gün, o zaman bunu o gün yapmamız gerek, öyle değil mi? Ama Sumitra, anlamıyorsun. Bu Jagu'yu çok kızdırır.
olabilir. Ama biz onun ailesiyiz. Jago durumun önemini anlamıyorsa anlamasını sağlamak bizim görevimiz. Ben nişan tarihini ertelemeyelim diyorum. Evet Byron. Doğru söylüyor. Bunu benimle tartışmanızın bir anlamı yok anne. Sen de biliyorsun ki Jago kabul etmeyecek. Ben onunla konuşurum. Yarın sabah ona izah ederim. Uygun bir dille anlatırım. Bunu kabul etmek zorunda. Ne oldu? Johnny Johnny, evet baba. Şeker mi yiyorsun? Hayır baba. Yalan mı söylüyorsun? Hayır baba. Aç ağzını. Evet. Hastanede acı çeken insanlar görüyorum. Hiç durmadan bir oraya bir buraya koşturuyorum. Onları tedavi etmeye çalışıyorum. Bunu saklamayacağım. Aklen ve bedenen yoruluyorum. Ama eve dönüp de Manu ile biraz vakit geçirdiğim zaman kendimi dinlenmiş ve zinde hissediyorum. Manu ve sen hayatımda çok önemli bir yere sahipsiniz. Bunu neden daha önce anlayamadım? Siz buradayken, bu evde, benimleyken, Ganga'nın sadeliği, Manu'nun sıcaklığı, bütün o anlar, birlikte paylaştıklarımız, Tanrım, dilerim bir gün sonsuza kadar hayatımın bir parçası olursunuz. Anandi, bu çok cesur bir adımdı. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Yaptığın şeye asla karşı değilim. Ama hayatını böyle tehlikeye atman... Anne, ufak bir yara sadece. O karmaşada dengemi kaybettim ve masaya kapaklandım. İnan bana, ciddi bir şey değil. Hayır canım, ben aynı fikirde değilim. Madem bu hizmeti yapmak istiyorsun, o zaman oraya yalnız gitme. Şiv de her zaman yanında olsun. Ama abla, Şiv sürekli yanında olursa bu Anandi'nin işini zorlaştırmaz mı? Şiv'in varlığı Anandi için faydadan çok zarar getirir. Anandi o kadınlara çalışabileceklerini göstermek istiyor. Şiv yanında olursa bu kendi iddiasını inkar etmesi olacaktır. Bu resmi bir çalışma değil abla. Sosyal bir çaba sadece. Anandi o çaresiz kadınları teşvik etmeye, kendi ayakları üstünde durabilmeleri için yüreklendirmeye çalışıyor abla. Şiv yanında olursa bu çok zor olur. Anandi onlardan biri olarak orada. Kadın kimliğiyle mücadele ediyor. Kaymakam Bey'in karısı olarak değil. Benim düşünceme göre Minu son derece haklı. Anandi bu yolda yürümeyi kendisi seçti. Bu yüzden sonunu da getirmek zorunda. Hem bir şeyi tek başına başarmış olmanın hazzı bambaşkadır, değil mi? Kendi çabasıyla, sadece bir başına verdiği emekle. Ama babacığım, hayatını tehlikeye atmanın anlamı ne? Ya başına kötü bir şey gelirse? Şiv, neden bir şey söylemiyorsun? Anne, bunu Anandi karar vermek zorunda. Eğer orada yanında olmamı istiyorsa, bunu memnuniyetle yaparım. Ama Anandi üstlendiği bu görevi tek başına başarmak istiyorsa, ben bunu yine memnuniyetle karşılarım.
Endişelenmeni anlayabiliyorum anne. Ama tek başıma başlattığım bu savaşı yine tek başıma sürdürmek istiyorum. Benim amacım kocalarına maksadımızı anlatmak ya da onları cezalandırmak değil anneciğim. Ben o kadınlarda bir farkındalık yaratmak istiyorum. Asla çaresiz olmadıklarını anlasınlar istiyorum. Onlar her şeyi yapabilecek güce sahipler. Her sorunla kimseden yardım almadan başa çıkabilirler. Yaşadıkları mutsuzluğu mutluluğa çevirebilirler. Kocaları ne derse desin, onlar şartlarını iyileştirebilir. Bunu biliyorum. Bravo. Ben etkilendim. Bayan Anandi Shivraj Shekhar'ın bu konuşmasını dinledikten sonra şunu bir kere daha iyice anladım. Anandi bu savaşı tek başına verebilecek biri değil. Aynı zamanda büyük bir zafer kazanacak her şeye sahip biri. Anandi'nin bu kararını sonuna kadar destekliyorum. Tabii yine de ona soracak bir sorunuz varsa sorun elbette. Anne? Hayır. Anandi yine böyle bir kazaya maruz kalırsa, bundan onun kadar biz de sorumlu oluruz. Merak etme. Senin işin mücadele etmek. Annemin işi de evham yapmak. Neden çay getirdin anne? Niye? Sana çay getiremez miyim? Hayır, öyle demek istemedim anne. Mutfakta çok işin oluyor. Benim için zahmet etme diye. Evet. Mutfakta her vakit çok işim olduğu doğrudur. Ama böylesi özel günler her zaman olmuyor. Sonunda nişan tarihinizi belirledik oğlum. Bu ayın 16'sında. Sen söyle, bu özel bir gün değil mi? Ama 16'sında Mangalore'a gitmem gerekiyor anne. Bunu size söylemiştim, öyle değil mi? Evet, söyledin Cagu ama ne diyebilirim ki? Yapacak bir şeyimiz yok. En uğurlu gün 16'sına denk geliyor. Sonrasında 4 ay boyunca bir tane bile uğurlu gün yokmuş oğlum. Bu yolculuk ertelenebilir. Ayrıca biliyorsun, aynı gün yeğenin içinde isim töreni düzenleyeceğiz Cagu. İsim töreni de nişanla aynı gün içinde yapılacak. Cagu, hepimiz, özellikle de annem, senin bir yuva kurduğunu görmek için çok bekledi. O gün hayatını Sanchi ile birleştirdiğinde bu bekleyiş bitmiş olacak. Bu ev, bu aile mutluluğa boğulacak. Nişandan önce bunu hepinize bir daha konuşmak istiyorum. Sen aşağı in. Birazdan orada olurum. Tamam. Ama anlaştık değil mi? Bunu herkese söyleyeceğim. Sen in dedim. Birazdan gelir. Onlarla konuşurum.
Size bunu daha önce söylemiştim. Bu ayın 16'sında Ganga'yı Mangalore'a götüreceğim demiştim. Sizden de beni anlamış olmanızı beklerdim. Nasıl oldu da nişan için aynı günü seçtiniz? Biz bir gün belirlemelerini istediğimizde gideceğinden haberimiz yoktu. Onlar da pederle konuşup bir tarih belirlemişler. Nasıl 16'sına denk geldiğini ben de çok merak ediyorum. Ama dünürlerimizin bize söylediğine göre 4 ay boyunca başka gün yokmuş. Babaanne, Ganga'nın kursu ayın 18'inde başlıyor. Yani en geç 16'sında orada olması gerekiyor. Hemşirelik okulunu arayıp kurs tarihini ertelemelerini isteyemem ki. Bu tarihi kaçırmamız mümkün değil. Burada Ganga'nın geleceği söz konusu. Ben ona bir söz verdim. Yeni bir hayata adım atarken onun yanında olacağımı söyledim. Seni çok iyi anlıyorum evladım. Ama annem bu nişanın bir an önce yapılmasının elzem olduğunu düşünüyor. Ama bu Ganga'nın geleceğine mal olmamalı. Hayır babaanne. Ben bunun o kadar elzem olduğunu düşünmüyorum. Lütfen onları arayıp söyleyin. Bu nişan ayın 16'sında olamaz. Bu nasıl olur Cagu? Hayır demek o kadar kolay mı? Unutuyorsun. Onlar sadece gelinin ailesi değil, anneannenin kayınları. Bir şey unuttuğum yok. Ama anlaşılan o ki kimse beni anlamak istemiyor. Orada Ganga'nın yanında olmak zorundayım. Bu sadece Ganga'ya söz verdiğim için değil. O kızın hepimiz için yaptığı iyiliklerin bir karşılığı. Bunu size bir kere daha söylüyorum. Ganga bu aile için gerçekten çok fazla şey yaptı. Yeni bir hayata sorunsuz başlamadı. Ve ona yardım etmek benim görevim. Ama Cagu... Ben çok güçlük çektim anne. Binbir güçlükten sonra hayatımı doğru bir yola sokmayı başarabildim. Bana hep yol göstermeye çalıştınız. Değerleri öğrettiniz. Eskiden bunlardan hep kaçardım. Ama artık kabul ettim. Ve şimdi siz benden bunları göz ardı etmemi istiyorsunuz. Lütfen anne, lütfen. Lütfen yapma bunu. Rica ediyorum. Geri döndükten sonra sen ne istersen onu yapacağım. Nişansa nişan, istediğin herhangi bir tarihte gereğini yerine getiririm. Sana söz veriyorum. Biliyorum bu Cagu'nun alması gereken bir karar ama... Mutlu musun şimdi? Cagu'nun halinden belliydi, kabul etmeyeceği ortadaydı. Böyle zamanlarda tarihi ertelemek en doğrusu olur. Ayrıca 16'sı için kesin onay vermemiştik. Yani sorun olmayacaktır. Ciddi olamazsın abi. Neyin nasıl olacağına Cagu mu karar veriyor artık? Biz onun büyükleriyiz. Bu kararı onun adına belirleme hakkımız yok mu bizim? Sumitra. O çocuk değil. Hem burada mesele Cagu üstünde ne hakkınız olduğu da değil. Mesele bu soruna akılcı bir çözüm getirmek. Cagu Ganga ile gitmesi gerektiğini düşünüyorsa bence üstüne gitmememiz gerekir. Bu doğru olmaz. Ganga, Ganga, Ganga! Kim ki bu Ganga? Acıdığımız için evimizi aldığımız, barınmasına izin verdiğimiz çaresiz bir kadın. Ne zaman bu kadar önemli oldu? Cagu'nun geleceğiyle ilgili bir kararı önce ona bakarak alacağımız özel biri mi? Ya Cagu?
Neden Jago'nun gözü Ganga'dan başka bir şey görmüyor? Neden Ganga'yı düşündüğü kadar Sanchi'yi hiç düşünmüyor? O bütün hayatını Sanchi ile geçirecek, öyle değil mi? Sen söyle anne. Sanchi sence ne hisseder? Jago'nun Ganga'yı Mangalore'a götürmek için nişanı ertelediğini duyunca ne düşünür dersin? Bunun ne kadar saçma olduğunu anlamıyor musunuz? Hayır anne. Bu doğru değil. Bu yanlış. Jago'nun bu hataya düşmesine izin veremeyiz. Anne lütfen. Bir şey yapmak zorundayız. Birinin bir şey yapması gerek. Canına anne, ben nişan törenimde bu kınayı yaptırmak istiyorum. Çok güzel değil mi? Tamam. Yok yok dur. Bu daha iyi sanki. Değil mi yenge? Hatta en iyisi. Hayır hayır, bu tasarım diğer ikisinden de daha güzel. Aslında hepsi o kadar güzel ki insan birini seçmekte çok zorlanıyor anne. Vay canına. Sanchi kızımız şimdiden nişan töreni hazırlıklarına başlamış. Bence acele ediyor. Çünkü Cesar bizi henüz geri aramadı. Belirlediğimiz tarihi onaylamış değiller. Anne, sana söyledim değil mi? Ben nişanın 16'sında olacağına eminim. Bekle ve gör. Görüyorsun babacığım. Evet. Torunun kınasını kendi belirliyor ama bizi de konu mankeni gibi burada oturmaya zorluyor. Zavallı anneanne mutfakta tek başına çalışıyor. Tanrım, yengemin orada yalnız olduğunu unutmuşum. Zavallı yengem, özür dilerim anne. Ben hemen mutfağa gidip ona yardım edeyim. Başka çare yok. Sanchi'nin annesini arayıp haber vermeliyiz. Nişanı bu ayın 16'sında yapmamız mümkün değil. Hayır anne. Anne. Kimse beni anlamaya çalışmıyor. Hiç olmazsa sen anla. Bu doğru değil. Mesele sadece Sanchi değil. Anandi de var. Biliyorum anne, o aileyle aramızda yeni bir akrabalık bağı olacak ama bu bağ henüz kurulmadı. Bizim için onlar hala Anandi'nin kayınları ama Jago'nun bu ısrarına boyun eğmek, onları geri çevirmek, bu yanlış değil mi? Lütfen anne, lütfen sen bir şey yap. Lütfen. Bunun bir yolu olmak zorunda. Lütfen. Bir çözüm bul anne. Lütfen. Sonunda nişan tarihini belirledik oğlum. Bu ayın 16'sında. En uğurlu gün bu çünkü. Sonrasında 4 ay boyunca hiç uğurlu gün yok. Bu yolculuk ertelenebilir veya başka bir yol bulunabilir ama bu iş ertelenemez oğlum. Merhaba Jagdish. Biliyor musun? Evdeki her takvimde ayın 16'sını işaretledim. Unutacağım için değil tabii. Sadece ne zaman bir takvime baksam... O günden başka bir tarih görmek istemediğim için. Bu arada nişanımıza çok az bir süre kaldı. Umarım en azından alışveriş, davetiyeler gibi bazı şeyleri planlamışsındır, değil mi? Gerçekten. Keşke Udaipur'a gelsen. Bütün alışverişi birlikte halledebilirdik. Çok eğlenirdik eminim. Bunu Sanchi'den saklamak doğru değil. Ona açık bir dille söylemek zorundayım. Benim için 16'sında nişanlanmak mümkün değil. Alo Jagdish? Sanchi. Sana bir şey söylemek istiyorum.
Tamam, dinliyorum. Nişanla ilgili bir şey Sanchi. Biliyorum ailen tören için ayın 16'sını belirledi. Ama ben 16'sında... Merhaba Sonal. Evet, hazırım. Bir dakika bekle. Affedersin Jagdish. Sonal geldi. Güzellik uzmanımı eve çağırmıştım. Cilt temizliği falan. Nişan törenimde dünyanın en güzel kızı olmak istiyorum. Sırf senin için. Daha sonra konuşuruz, olur mu? Hoşça kal. Kusura bakma Jagdish. Bu senin iyiliğin için. Bunu yapmaya mecburum. O köylü kızı Ganga hayatından tamamen temizlenmek zorunda. Ganga Mangalore'a tek başına gitmek zorunda kalacak. Çünkü ben sana başka bir yol bırakmayacağım. Senin için tek bir yol var. O yolda sadece bana çıkıyor. Nişanımız ayın 16'sında yapılacak Jagdish. Ben hazırlıklara başladım bile. Sen de aynı şeyi yapmak zorundasın. Ben kendimi çok şanslı kabul ediyorum Tanrım. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa karşıma hep Doktor Bey'i çıkardın, her defasında beni kolladın. Mangalore'da başlayacağım yeni hayatıma ilk adımı Doktor Bey'le beraber atacağım için de çok mutluyum. Ne şanslıyım ki o da bana oraya kadar eşlik edecek. O geri dönecek olsa da her zaman benim kalbimde olacak. Doktor Bey'le olan hatıralarım yeni hayatıma adım atarken onun varlığı da bana hep güç verecek. Bana böyle bir güzellik nasip ettiğin için teşekkür ederim. Jagdish, buraya gel evladım. Gel benimle otur biraz. Babaanne, biliyorum. Hepiniz dik başlılık ettiğimi düşünüyorsunuz. Büyüklerime karşı geldiğim. Ama beni anlamaya çalış babaanne. Ganga hayatı boyunca Lakshmi ve Jetsar köyü dışında bir yer görmedi. Onu öyle büyük bir şehre nasıl yalnız gönderirim? Ben seni anlıyorum oğlum. Ama annen çok üzgün. Sen hayır dediğinden beri gözyaşları hiç dinmedi, sürekli ağlıyor. Bu gidişle hastalanmasından korkuyorum. Git kendin bak. Ne hali olduğunu anlarsın. Benim ona diyecek bir şeyim yok yani. Neticede o senin annen. Ne yapıyorsa bunu senin iyiliğin için yapıyor. Ben annemin düşüncelerine saygılıyım babaanne. Bunun aksi mümkün mü? Ben de kendimi kötü hissediyorum. Ama 16'sında gitmem gerek. İsterdim ki ağzımdan çıkacak her söz eskisi gibi kanun hükmünde olsun, kimse itiraz edemesin. Ama ben bile çok değiştim evladım. Kabul ediyorum. Alacağın her kararı sen vermek zorundasın. Neticede bu senin hayatın. Fakat bu konu beni düşündürüyor. Kararı yine sen al. Ama önce etraflıca düşün. Çünkü bu birçok insanın hayatını etkileyecek bir şey. Sugna'nın ailesinde 6 kişi var. 2 erkek, 2 kadın, 2 çocuk. Değil mi anneanne yenge? Evet. Çocukların isimleri neydi? Varun ve Shagun.
Ama ne oldu ki Sanchi? Yani bunu... Sanchi herkesin bir listesini yapmaya çalışıyor. Nişanda herkes için hediye almalıyız çünkü. Ama baba, hediyelerine gerek var ki? Ben onların kızıyım, onlar benim ailem. Bu da sizi gelinin kayınları yapıyor, öyle değil mi? Bu doğru. Ama Sanchi tarafından baktığımız zaman biz sadece kız tarafıyız. Bu da erkek tarafına hediye almamızı şart koşuyor. Bir şey daha yenge. Onlar için sürekli benim ailem deyip beni dışlama, olur mu? Çünkü ben de o aileden biri olmak üzereyim. Ve de ne istersem onu yaparım. Tamam mı? Tanrım, yine çenemi tutamadım. Tanrım, yüzlerinize bakın. Ben şaka yapıyordum sadece. Ama safsınız. Sanchi haklı. Canım, o da artık ailenin bir parçası. Evet. Artık onları bu kadar düşünmeyi bırakabilirsin. Çünkü bunu yapma sırası Sanchi'de artık. Öyle değil mi? Manu? Sen benim akıllı oğlumsun. Hadi ye bakalım şunu. Baba anne. Babaanneyi çok mu özledin canım? Babaanne de onu çok özlüyor. Hanımefendi. Berhudar ol evladım. Lütfen içeri buyurun efendim. Nasılsın benim yakışıklı oğlum? İkinizi de öyle çok özledim ki. Biz de sizi gerçekten çok özledik hanımefendi. Evdeki herkesi de. O kadar alçak gönüllüsünüz ki kalkıp buraya geldiniz. Size zencefilli çay yapayım hanımefendi. Hayır, gerek yok. Hiç zahmet etme kızım. Hem bana misafirmişim gibi davranma. Bir şey istersem söylerim. Otur şöyle. Al bunu. Bu niçin hanımefendi? Biliyorum kızım, sen prensipleri olan birisin. Kimseden hiçbir şey kabul etmezsin. Ama ben kimse değilim, babaanneyim. Ve sen zamanla benim kızım oldun, seni evlatlarımdan ayırmadım. Al bunu. Yakın zamanda uzak bir yere gideceksin canım, bilmediğim bir şehre. Orada mutlaka ihtiyacın olacaktır, bunu biliyorum. Cebinde paran olsun. Paran olursa kendini emniyette hissedersin. Kim bilir, belki bir daha ne zaman görüşürüz. Ya da görüşür müyüz? Al bunu. Hayır hanımefendi. Siz buraya gelmekle bizi onurlandırdınız. Bizi düşündüğünüzü gösterdiniz. Bu bize fazlasıyla yeter hanımefendi. Bana sadece sizin hayır duanız gerek. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok hanımefendi. Dualarım hep seninle kızım. Ama bilmediğin bir şehirde çok dikkatli olmak zorundasın. Kimseyle dost olmadan önce onları çok iyi gözlemle, olur mu? Derslerine sıkı çalış. Manu'ya iyi bakmak için elinden geleni yap.
Yavrum, sen de anneni üzmezsin değil mi? Ben ikinizi de çok özleyeceğim. Bizimle öyle kaynaştınız ki ailemizden biri oldunuz. Bu hep böyle olacak. Ne var ki kızım? Olanlar yüzünden. Evimizden ayrılmak zorunda kaldınız. Yaşadığım sürece bu içimi acıtmaya devam edecek. Böyle söylemeyin hanımefendi. İnanın ben çok mutluyum. Çünkü sizin desteğinize sahibim. Evinizde kaldığım süre boyunca beni bağrınıza bastınız. Bana o kadar çok sevgi verdiniz ki. Bu bana hayatım boyunca yeter hanımefendi. Sahi çok merak ediyorum. Gene abla nasıl? Ya güzel bebeği? O da iyi değil mi? İkisi de çok iyi. Bebeğin isim töreni için de bu ayın 16'sını belirledik. Gerçekten mi? Buna çok sevindim hanımefendi. Bu arada Jagdish'in nişan töreni için de aynı gün belirlendi. Ama o kabul etmedi. Neden kabul etmedi hanımefendi? Çünkü o gün sen ve Manu Mangalore'a gitmek zorundasınız. O da sizinle beraber gitmek istiyor, sizi oraya bırakmak için. Bir sorun yaşamayasınız diye. Benim yüzümden mi? Ama hanımefendi, Doktor Bey bana bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Jagdish nasıldır bilirsin. Böyle şeyleri konuşmaktan imtina eder. Ama bu olamaz hanımefendi. Bu Doktor Bey'in nişanı. Bu kadar hayırlı bir iş ertelenemez. Benim yüzümden olmaz, bunu kabul edemem. Hepimiz anlatmaya çalıştık, anlamasını sağlamak için her şeyi yaptık. Bu ayın 16'sı son uğurlu gün. Bir daha 4 ay boyunca böyle bir gün olmayacak. O bizi dinlemedi bile. Seninle Mangalore'a gitmeyi kafasına koymuş. Hayır hanımefendi. Ben Doktor Bey'le konuşurum. Beni dinlemek ve bundan mutlaka vazgeçmek zorunda. Mangalore'a yalnız gideceğim. Benim yüzümden bu kadar önemli bir şey asla gecikmemeli. Evet ama bunu tek başına nasıl yapacaksın? Manu da var üstelik. Ama ben her şeyi hallederim hanımefendi. Başka kadınlar da yalnız seyahat ediyor. Ben neden etmeyeyim? Doktor Bey biletimizi aldı zaten hanımefendi. Hem ihtiyaç durumunda Bay Ganshyam da orada olacak. Bir sorun olmayacağından emin misin kızım? Siz bunu hiç merak etmeyin. Ben Doktor Bey'le gereğini konuşurum. Nişan töreni siz hangi tarihi belirlediyseniz o tarihte olmak zorunda. Sırtımdan gerçekten büyük bir yük aldım benim. Tanrı seni ve oğlunu korusun. Yolunuzu açık etsin. Yaşadığınız sürece hep mutlu olun. Birbirinizden hiç ayrılmayın. Berhudar ol. Sen affet beni Tanrım. Jagdish'in gitmesini engellemek için buna mecbur kaldım. Mangalore'a yalnız gitmeyeceksin. Seni oraya ben götüreceğim. Sonra yine buraya döneceksin. Onlara söyleyin, bu ayın 16'sı nişan için mümkün değil. Bu nasıl olur Jagu? Bunu nasıl yapabiliriz ki? Unutuyorsun. Onlar sadece gelinin ailesi değil, anneannenin de kayınları.
Ganga'yı Ratan'dan ayrılması için ben yüreklendirdim. Yeni bir hayata başlaması için ona yardım ettim. O bunu kabul etti. Ve yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyor. Onu yalnız mı bırakayım yani? Bunu neden yapayım? Kararı yine sen al. Ama önce etraflıca bir düşün. Çünkü bu birçok insanın hayatını etkileyecek bir şey. Girebilir miyim? İçeri girin doktor bey. Her şey yolunda mı? Evet yolunda. Manu'yu özlediğim için geldim. Onu görmek istedim. Doktor bey, siz iyi misiniz? Evde her şey yolunda mı? Bir sorun varsa eğer... Hayır Ganga. Evde her şey yolunda. Merak edecek bir şey yok. Yalan söylüyorsunuz doktor bey. Bence... Sana söyledim. Evde her şey yolunda. Sen beni merak etme. Ben neden bu kadar huzursuz olduğunu biliyorum doktor bey. Ama doğrudan soru soramam sana, bunu yapamam. Çünkü o zaman evden biriyle konuştuğumu hemen anlarsın. Doktor bey, sizi böyle endişeli görmek beni gerçekten huzursuz ediyor. Lütfen söyleyin, mesele nedir? Nişan tarihi belirlendi Ganga. Ayın 16'sında. Bu çok güzel bir haber. Bunun nesi güzel Ganga? Ayın 16'sında Mangalore'a gitmemiz gerek. Hemşirelik kursun ayın 18'inde başlıyor. Elimde olsa biletleri değiştirir başka bir güne ötelerdim. Ama oraya bir gün bile geç kalamayız. Nişan için başka bir gün beklenebilir. Ama ne annem ne ötekiler anlamak istiyor. O zaman siz anlayışlı olun doktor bey. Ailenizin mutluluğu benim Mangalore'a gitmemden çok daha önemli. Hem Ganshiyam benimle orada olacak. Yani... Ganga! Sen benim sorumluluğumdasın. O şehre yerleşmeni sağlamak da benim görevim. Bu görevimden geri adım atmayacağım. Ama ailenize karşı da görevleriniz var değil mi? Hem siz bir izdivacın eşiğindesiniz doktor bey. Beni düşünmeyi bırak. Seni düşünmeyi bırakamam. Tanrı aşkına doktor bey, nişanınızı benim yüzümden ertelemeyin. Sizden rica ediyorum. O aile bugünleri görmek için çok bekledi. Bu mutluluğu ailenizden esirgemeyin ne olur. Mangalore'a ben yalnız gidebilirim. Bir sorun çıkmayacaktır doktor bey, lütfen. Evet, sen her şeyi halledersin. Ama oraya seninle gitmezsem Ganga, hayatım boyunca kendimi affedemem. O kadar. Bunu daha fazla tartışmayacağım. Tamam. Madem sözümü dinlemeyeceksiniz, ben de Mangalore'a gitmiyorum. Ne olur beni anlamaya çalışın doktor bey. O aile bana çok şey verdi, beni bağrına bastı. Onların onurunu zedeleyecek bir şeye nasıl izin verebilirim? İnsanların neler söyleyeceğini bir düşünün. Anandinin kayınları ne düşünür? Nişanı bir başka kadını başka bir şehre götürmek için ertelemenize ne derler? Bizim bağımız ne doktor bey? İnsanlar hakkımızda laf üretecek, ileri geri konuşacak.
Bunu mu istiyorsunuz? Cevap verin Doktor Bey. Hala Mangalore'a gitmek istiyor musunuz? Peki. Mangalore'a gelmiyorum. Sanki kızım, haftaya malum nişanlanıyorsun. Dilerim bundan sonra çok daha mantıklı biri olursun. Demek istediğim, bizim seviyemizi yakalarsın yani. Birlikte oturabilirsin bizimle. Ne demek istiyorsun büyük baba? Önce sen söyle. Bugüne kadar söylediğim her şey doğru çıkmadı mı? Evet, sen hep haklıydın. O halde ayın 16'sından sonra demek istediğim nişan töreninin ardından Jagdish'le her konuştuğunda bunu bizim önümüzde yapacaksın. Hı? Oo, doğru mu anladım büyük baba? Kısa bir süre olsa bile Jagdish'le baş başa olmamı istemiyorsun. Telefonda bile. Bu haksızlık ama. Demek Jagdish'le konuşacağın zaman bunu bizim önümüzde yapmak istemiyorsun. Tamam. Sen de bunu bizim önümüzde yapmazsın o zaman. Ama biz gizli gizli dinleriz bilmiş ol. Büyük baba. Tamam, anladım. Bugün geç kaldın Şi. İyi geceler. Ben yemeğini hazırlarken sen git üstünü değiştir istersen. Bekle biraz Anandi. Ufak bir sorun var. Ne sorun var Şiv? Bu nişanı ertelemek zorundayız. Neden? Mesele nedir? Aslında büyük baba 16'sında bir Amerikalı diplomat Udaipur'a geliyor. Ondan da bizzat ben sorumluyum. Udaipur'daki her temasında yanında olmam gerekiyor. Ayrıca bir de yöresel yemek organize etmeliyim. Diplomat ve ailesi için. Sanıyorum ki vali de bizimle olacak. O yüzden burada olmam oldukça önemli. Ama sen olmadan bu iş olmaz. Bu senin kardeşinin nişanı. Nişan tarihi 16'sı olsun diye yapmadığım şey kalmadı. Jagdish'in Ganga ile Mangalore'a gitmemesi için buna mecburdum. Eğer nişan tarihi ertelenirse verdiğim onca uğraş boşa gitmiş olacak. Jagdish Ganga ile Mangalore'a gidecek. Şey, bunu bir kere daha konuşmaya çalışsan. Anne, söylediğim gibi. Yapacak hiçbir şey yok. Benim düşünceme göre çare olmadığı için bu nişanı ertelemek kaçınılmaz gibi görünüyor. Sen ne diyorsun abi? Nişanımı nasıl erteleyebiliriz? Sen de çok iyi biliyorsun ki bu ayın 16'sını belirlememiz hiç kolay olmadı. Sonrasındaki 4 ay boyunca bu mümkün değil. Hazırlıkları bile yapmaya başlamıştık abi. Ama sen ertelemekten bahsediyorsun. Sanchi. Şiv oğlum. Anlıyorum elbette. Bu senin görevin tabii. Fakat bir çözüm bulmak zorundayız, öyle değil mi? Bizim sorunumuz da o kadar basit değil. Büyük baba. Gelen kişi yerel bir delege olsa bir şey yapabilirdim belki. Ama ne yazık ki bu Amerikalı bir diplomat. Valiyle de bizzat görüşmeleri olacak. Benim burada olmam çok önemli. Tabii ki önemlidir. Önemli olmasa lafını bile etmezdin.
ama buna izin veremem. Ben bu nişanı ertelemeyeceğim. Sebebi ne olursa olsun bunu yapmam. Anne sütüm. Bir çare düşünebildin mi anne? Cagu ısrarından vazgeçmezse ne yaparız? Anandi'nin kayınlarına ne söyleriz? Yüzlerine nasıl bakarız? Ayrıca Anandi'yi de düşünmeliyiz. Nişan tarihi ertelenecek olursa eğer... bu Anandi'yi de olumsuz etkileyecektir. Mutlaka bir çözüm bulmalıyız. Anandi'yi zorda bırakamayız anne. Biz onu oraya gelin verdik. Bir gelinin aile içindeki konumu her zaman çok hassastır biliyorsun. Biz de bunu düşünerek davranmak zorundayız. Anandi'nin mutluluğuna zarar vermemeliyiz. Cagu'ya engel olmalıyız anne. Bu defa istediğini yapmasına izin veremeyiz. Sumitra. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ganga'yı çok yanlış ve haksız yargıladın sen. Ama ben o kızı çok iyi tanıyorum. Sen hiç merak etme. Jagdish ayın 16'sında bir yere gitmeyecek. Burada olacak. Ganga'nın bana ihtiyacı var. Onun yanında olmalıyım. Bu yanlış mı? Birine yardımcı olmak suç değil ki. O zaman neden herkes şikayetçi? Gerekirse Ganga için nişan tarihini bile erteleyebilirim. Bunda sorgulanacak bir şey yok. Ben Ganga'nın iyiliğini istiyorum. Oraya giderken ona eşlik etmek istiyorum. Ama bunu insanlık adına yapacağım. İnsanlar neden bunu sorun ediyor ki? Bunun başka bir sebebi olabilir mi? Beni Ganga'ya çeken bir şey. Sorular. Birinin bile cevabını bilmiyorum. Onlara söyleyin bu ayın 16'sı nişan için mümkün değil. Bu nasıl olur Cagu? Bunu nasıl yapabiliriz? Unutuyorsun. Onlar sadece gelinin ailesi değil Anandi'nin de kayınları. Kararı yine sen al. Ama önce etraflıca bir düşün. Çünkü bu birçok insanın hayatını etkileyecek bir şey. Ama oraya seninle gitmezsem Ganga, hayatım boyunca kendimi affetmem. Madem sözümü dinlemeyeceksiniz, ben de Mangalore'a gitmiyorum. İnsanların neler söyleyeceğini bir düşünün. Anandi'nin kayınları ne düşünür? Nişanı bir başka kadını başka bir şehre götürmek için ertelemenize ne derler? Bizim bağımız ne Doktor Bey? Kapı açık.
Mangolara gitmiyorum. Teşekkür ederim oğlum. Bununla beni ne kadar rahatlattığını tahmin bile edemezsin. Sadece ben değil, ailen de mutlu olacak. Senin bir yuva kurmanı hepimiz hayatımız boyunca özlemle bekledik. Berhudar ol oğlum. Tanrı'ya binlerce kez şükür olsun, dualarımı cevapsız bırakmadı. Bence bir çözüm var. Jagdish'in ailesiyle konuşuruz, rica ederiz. Ayın 16'sında sabah bebeğin isim törenini yapar, öğleden sonra da nişanını yapar, akşam da yola çıkarız. Ne diyorsunuz? Bu işin engeller mi? Emin değilim baba. Demek istediğim sabah erkenden Cesar'a gitmek, sonra geri dönmek. Bilemiyorum. Tamam abi, sen istemiyorsan katılma. Git misafirinle ilgilen. Hatta hiçbiriniz gelmeyin. Ben bu nişanı tek başıma yaparım. Sanchi canım. Anne lütfen. Sen de çok iyi biliyorsun ki bu ayın 16'sını belirlememiz hiç kolay olmadı. Sonrasındaki 4 ay boyunca mümkün değil. Ama ailemden kimse bunu hiç umursamıyor. Hiçbiriniz gelmeyin. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ne ilgisi var Sanchi? Kendini boş yere üzüyorsun. Ben her şeyin farkındayım kızım. Anne. Hiçbirinizin umurunda bile değilim. Sakin ol Sanchi. Hepimiz bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Senin bir şey yaptığın yok. Defalarca bunun imkansız olduğunu söyledin. Nişan ertelenmek zorunda dedin. Bekle biraz. Müsaadenizle. Alo. Benim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ne oldu? Sorun çözüldü. Diplomatın akşamki programıyla yardımcım ilgilenecek. Sabah karşılar, hemen ardından Jetsar'a doğru yola çıkabiliriz. Ama akşama kalmadan Udaipur'a dönmüş olmam gerekiyor. Diplomatın yemeğinde yer almam şart. Hiç sorun değil. Bu iş öğlen bitmiş olur. Gördün mü Sanchi? O kadar kızacak bir şey yokmuş ha? Bu arada, Jagdish'in evini arayıp durumu bildirsek iyi olur. Shiv o gün çok meşgul olacak. Ama baba, onlar bizi arayıp nişan için 16'sını teyit etmişlerdi. Tekrar aradıklarında durumu ben izah ederim. Nişan törenini öğlene çekmemiz gerektiğini söylerim. Konuştuğun zaman Jetsar'a bir parça geç geleceğimizi de söyle. Shiv'in sabah diplomatı karşılaması gerekiyor. Bakın, Sanchi ve ben 16'sında erken gitsek nasıl olur? Anne, bebeğin isim töreninde hiç olmazsa ailemizden bir kişi orada olmalı, öyle değil mi? Sanchi'nin de nişan töreni için hazırlık yapacak vakti olur. Siz de öğlen gibi gelirsiniz. Mükemmel bir çözüm. Sanchi... Mutlu oldun mu güzel kızım? Benim inatçı güzel torunum. Şükürler olsun. Sonunda nişanı ertelemeyeceğimiz bir çözüm bulabildik. Yoksa kim bilir ne olurdu? Kahvaltı hazır. Soğutmadan oturalım. Tamam, bana bir dakika ver. Jagu'yu gören oldu mu ben? Müzik
size bir şey söylemem gerek. Ganga ile beraber Mangolara gitmiyorum. Sahi mi Jago? En doğru olanı yaptın oğlum. Üstümüzden çok büyük bir yükü almış oldun Jago. İçimize su serptin. Sözümüzün ardında durmamızı sağladın. Hayırdır Jago? Ne oldu? Basant. Gel, kahvaltı hazır. Aç değilim anne. Anne, Jago Mangalore'a gitmeyeceğini söyledi. Yani Bayan Irrawaddy'yi arayıp konuşsak mı, ne dersin? Dünden beri bizden haber bekliyor olmalılar. Alo. İyi günler, ben Kalyani Devi. İyi günler hanımefendi. Ayın 16'sı için bizden yana bir sorun yoktur. Sahi mi? Nişan için kesin tarih diyebiliriz. Evet. Ben evdeki herkese söylerim. Biz de zaten aramanızı bekliyorduk. Hanımefendi, sizinle çok önemli bir konuyu daha konuşmalıyım. Eğer mümkünse nişan törenini akşam değil de öğlen yapabilir miyiz? Mesele şu ki, Şevin yurt dışından çok önemli bir misafiri burada olacak. Bebeğin isim törenini sabah yaparsak, öğleden sonra da çocukların nişanını hallederiz. Evet, elbette. Şive söyleyin, bunu hiç merak etmesin. Onun için nasıl uygunsa biz de ona göre hareket ederiz. Teşekkür ederim hanımefendi. O halde ayın 16'sında görüşürüz. Evet. Bir şey daha. Anandi ve Sanchi Cesar'a erken gelecekler, evet. İsim töreninde orada olmak için sabah erkenden orada olurlar. Biz de Şiv'in buradaki işi biter bitmez yola çıkarız. Olur. Mutlu oldun mu? Evet. Emeklerimin karşılığını sonunda aldım. Öyle veya böyle Jagdish'in Mangalore'a gitmesini engelledim. Size bir şey söylemem gerek. Ganga ile beraber Mangalore'a gitmiyorum. Canım, dinle. Sana bir şey getirdim. Düşündüm de, bunu giyersen eğer bebeği çok daha rahat emzirirsin. Bunda gülecek ne var ki? Rengi nasıl? Beğenmedin mi? Çok beğendim. Minik bebeğimiz hayatımıza büyük mutluluk getirdi, değil mi? Thank you.
Nişanımda o kadar güzel olmak istiyorum ki. Jagdish'in yanında yerimi aldığım zaman müstakbel eşim gözlerini benden alamasın. Siz ikiniz bir karar vermeye çalışın. Hangisi Sanchi'nin nişan töreni için, hangisi düğünü için, bunu siz belirleyin. Gena, sen söyle canım. Sanchi'ye nişan töreninde hangisini takalım? Bu nasıl abla? Uygun mu? Sen de mi bakmak istiyorsun ha? Merak etme canım. Babaannen sana düğününde en güzel takıyı takacak. İçin rahat olsun, en güzellerini senin düğünün için saklayacağım. İşten eve dönüp de onunla oynadığımda günün yorgunluğundan eser bile kalmıyor. Evet, bütün liste bu. Siz hepsini eve gönderirsiniz, olur mu? Tamam. Hepsini içeri götürün, çabuk olun, çabuk. Ah. İki hayırlı iş bir araya gelince zahmeti misli misli büyük oluyor. Ama olsun, bunlar geçici şeyler, biz elimizden geleni yapalım. Neticede sadece bizim ailemizin değil, bütün Jetsar'ın adı söz konusu. Anne. Bu defa adetlerin biraz dışına çıkalım. Süslemelerde başka bir şey kullanalım. Değişiklik her zaman iyidir, he Bayram? Merak etme abi. Ben bunu hallettim bile. İnsan bize de bir şey söyler, değil mi? Zaten zamana karşı mücadele ediyoruz. Bekleme Kaan. Ne yapıyorsun? Merhaba abla. Nasılsın? Küçük prensesimiz nasıl? Ben iyiyim Ganga. Küçük prensesiniz de çok iyi. Beni gerçekten hiç yormuyor. Sesini duymak ister misin? Çok isterim. Bekle biraz. Canım, konuş hadi. Manu, canım, yarın çufçufa bineceğimizi biliyorsun, öyle değil mi oğlum? O yüzden sabah erken kalkmak zorundayız. Bunun için de erken yatman gerek. Beni üzmezsin değil mi canım? Hadi, kapat gözlerini. Uyu artık. Sonra da o çufçuf bizi alıp Jetsar'dan uzağa, başka bir yere götürecek. Bu köy
insanları, burada yaşadığımız her şey, hatıralarımız, her şey geride kalacak oğlum. Herkesten ve her şeyden uzakta olacağız. Canım benim, benim güzel kardeşim. Biliyor musun benim bir sürü oyuncağım var. Birazcık bir sonra her gün birlikte oynarız. Nando Kişor, saat çok geç oldu. Hadi git yat artık, yoksa yarın isim töreninde yer alamazsın. Neden nişanda? İzin ver biraz daha kalayım. 5 dakika söz. Sadece 5 dakika ha. Parmakları ne kadar küçük. Ayakları da hem minik hem yumuşak. Parmağımı tutamıyor bile anne. Benimle nasıl oynayacak ki? Ha, bak şu konuşana. Sanki kendisi doğduğunda farklı bir şeydi. Sen de onun gibi minnacık bir şeydin. Farklı değildin ki. Senin de ellerin ve ayakların onunki gibiydi. Sen de benimle oynar mıydın anne? Tabii ki oynadım. Sadece ben değil. En çok babaannenle oynamayı severdin. Sahi mi? Hı-hı. Manu da çok küçük. O da benimle oynamayı seviyor. Ama kız kardeşim Manu'dan daha küçük. Babaanne, Manu ne zaman dönecek? Ben onu gerçekten çok özlüyorum. Babaanne, Manu ne zaman eve dönecek? Hanımefendi, tören için verdiğiniz siparişler geldi. Gidip hepsini aldım. Yarın istediğiniz gibi hazırlıklara başlarız. Tamam, eksik olma makam. Buraya bırakabilirsin. Bebeği sen alıver kızım. O şeyler kimin için babaanne? Bir kısmı annen için. Bunlar en kısa zamanda gücünü kuvvetini toplamasını sağlayacak. Annem onları yiyecek mi? Babaanne, televizyonda görmüştüm. Bir reklamda. Vitamin reklamıydı. Bence onları yedir. Annene iyi gelecek şeyler bunlar. Bunlardan daha sağlıklısı yok çünkü. Göreceksin bunlar. Hem annene iyi gelecek hem kız kardeşine. Anneme yedikleri bebeğe yarayacak mı yani? Beş dakikan bitti Nando. Hadi şimdi hemen uyu. Babaanne lütfen biraz daha kalayım. Babanı çağırmamı ister misin? Basant! Sen de erken yat kızım. Çünkü yarın çok yorucu bir gün olacak ha. Nedir bu? Süsleme işi bitmedi mi hala? Size ne demiştim? Misafirler gelmeden her şey bitmek zorunda dememiş miydim? Ne diye öyle boş boş bakıyorsun? İşine bak sen ha. Malzemelerde eksik var. Her şey hazır değil. Peder Bey, bir de torbaya bakalım mı? Muhtemelen bunun içindedir. Evet işte. Geçen haftadan beri bu işle uğraşıyoruz ama her şey hala ortada. Hiçbir iş bitmedi. Sadece burada değil, mutfakta da çok eksik var. Malzemelerin bir kısmı hala gelmedi. Kim bilir ne zaman göndermeyi akıl ederler. Vaktimiz kalmadı. Sinirlenme anne, yoksa yine tansiyonun çıkacak. Sen git otur rahatına bak. Abimle ben buradayız. Eksik yedik ne varsa biz hepsini hallederiz. Halledermiş daha neler. Buraya kadar aklın neredeydi? Tamam anne, boş yere kendini üzmeyi bırak artık. Sen git keyfine bak. Que sería, va.